merhaba arkadaşlar. gün Trabzonspor'un Konya Spor'la oynayacağı maçı değerlendireceğiz arkadaşlar. Hangi ilk 11'lerle çıkacak onu değerlendireceğiz arkadaşlar. Yani maçın kısa bir analizini yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani ilk önce ev sahibi başlamak istiyorum müsaadenizle. Evet arkadaşlar Konyaspor yani hiç beklemediğim bir biçimde Göztepe'yi yendi. Göztepe deplasmanında Gürsel Akses Stadyumunda. Vallahi billahi arkadaşlar yani Göztepe'nin ben yani o maç önce pek fazla düşünmüyordum. Ne yalan söyleyeyim. valla ben ona çok sürpriz oldu bir kere. Onu baştan söyleyeyim, öyle başlayayım yani analize. Evet arkadaşlar, neyse, ilk kadro üzerinden yürümek istiyorum. Evet arkadaşlar, büyük ihtimalle böyle çıkacaklar. tapatıp aynı kadro fakat yani hiç beklenmeyen bir biçimde bir veya iki değişik olabilir. Mesela arkadaşlar sekirdeki yerine Mia mesela Mia örnek Mia yani Mia ile başlayabilir örneğin. Trabzonspor tipsine geçtik. Arkadaşlar Trabzonspor'u hemen hemen aynı kadroyu yazdım. Fakat nasıl olsa Trabzon son iki maçına prestij amacıyla çıktı. Amacıyla çıktığı için bu maçta hiç beklenmeyen bir kadroyla çıkabilir. Yani hiç beklemedi. Yani düşün arkadaşlar forvet Ekuban yazmışsın. Ekuban'ı dedek bırakır vakayı mı? Yani biraz Genç çağırlıklı çıkabilir. Örneğin. Örnek. Erce ile başlayabilir. Yani arkadaşlar bir yerden duyduğum kadarıyla transfer defans şöyle kuracakmış. Serkan, Hüseyin, Hüseyin'i Hüseyin, Ma Hüseyin Farukcan. Farukcan'la başlayacakmış. Yani nasıl olsa yani yeni de bir şey olmayacağı için. Önce böyle değişik kalır çıkabilir. Yani haberiniz olsun arkadaşlar. Flavio ve Janini arkadaşlar bu maçta olmayacaklar. Onlar da kısa bildiğiniz üzere. Yani onları da büyük bir geçmiş olsun. O acil şifalar şifalar versin arkadaşlar. Yani arkadaşlar Yusuf Sarı ile başlayabilir. Yani ne bileyim anladınız siz gerçi onu. Arkadaşlar. Arkadaşlar göz Göztepe'yi yendi biliyorsunuz. Konya Spor. Ondan sonra arkadaşlar Trabzon Antalya Spor'u yenerek geliyor Konya deplasmanına. Yani arkadaşlar Abdullah Avcı için yani bir rekor daha imza atabilir arkadaşlar. Yani takımların başına geldiğinden beri bir deplasma maçında yenilmedi. Yenilmedi yanlış hatırlamıyorsam. Ama gerçi bu sezon pek sayılmayabilir. Çünkü bir 10 maç falan kaçırdı yani. Bir rahat bir 3-4 deplasma maçını kaçırdı. Yani arkadaşlar o deplasma maçında neler yapabilir de bilmiyorum. Fakat. O arkadaşlar ne yalan söyleyeyim var ya. Ben bu maçta biraz yani zorlanacağız diye düşünüyorum. Çünkü yani dedim ya arkadaşlar hiç beklenmeyen bir kazı çıkacak ki. Vallahi arkadaşlar hiç beklenme kazı çıkacak şöyle arkadaşlar. Yani full ilk 11 olmasa örneğin Bakasetas'ı mesela değiştirmeyecektir. Yani ondan eminim en azından Bakasetas'ı kesin değiştirmeyecektir büyük ihtimalle zaten de. Yani arkadaşlar sizin anlayacağınız maç biraz zorunlusu arkadaşlar yani o dediğim gibi yani o hiç beklenmeyen bir kadro ile çıkarsa bayağı bir zorlanır diye düşünüyorum. Abdullah Avcı yönetiminde de ilk deplasman yeni alabilir Trabzonspor haberiniz olsun arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar coin spor için yani çoğunlukla amaçları zaten çıkarışı top atmak çıkarışı top atayım vursun gol olsun. Öyle bir mantık açısı var nasıl bir mantık açısı ne kadar doğru bir mantık açısı bilemiyorum gerçekten. Çoğunlukla arkadaşlar Ya tarafından gelen bir takım çoğunlukla. Arada bir Sekideka tarafından etkili olmaya çalışan bir takım arkadaşlar. Valla arkadaşlar yendikleri için pek fazla kaldırdığı değiştiğini düşünmüyorum. Zaten Milosevic falan zaten şu sakat olduğu için bu maçta olmayacak için Artem Kravets falan. Önce arkadaşlar mecbur ettim bu kadar çıkacak gibi. Yani arkadaşlar yani Erdondaki yani Erdoğan'daki diye bir var arkadaşlar. Erdondaki ve Faruk Mia. Bu sayede iki futbolcu alırsa alır onun haricinde arkadaşlar fazla bir değişik yapmaz zaten arkadaşlar. Evet arkadaşlar Coinspor maçı derneğinde videosumuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol yorum ve bol bol sorularınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. görüş.